başlıyor, devamı da var. Ben size tek tek aktaracağım ama önce ne diyorsunuz? Olayın fitilini ateşleyen Telif Metre'de 2017'nin en çok radyolarda dinlenen şarkıcısı Hande Yener çıkıyor. Seren Serengil de programında diyor ki ben buna yani inanmıyorum anlamına gelen şeyler söylüyor, bir araştıracağım diyor. Nasıl çok nasıl başladı bu kavga? Fitil alevleyecek. Anlatıyor. Bir savaş başlatır mı sence? Şimdi, başladı savaş zaten mı? Artık dünya savaş savaşı. Başladı. Üzere. Şöyle başladı. Yani inanmıyorum değil mi? Yani yorumcunun hiçbir şeyine karışamazsınız kardeşim. Ben burada istersem Telif Metre'yi alır yürütürüm, istemezsem yürütmem. Ben Cem Yılmaz'ın filmine iğrenç derim, istersem çok güzel derim. Ama hayatım yorum başka gülümdür. Bir şey. Doğru haber yapmak zorundasın. Hayatım inanmıyorum diyor kadın. Yalan demiyor ki. İnanmıyorum diyor, araştıracağım diyor. Araştırdım, yalandır demiyor mesela. Evet. O yorum, yorumcuya karışamazsın. Tamam, bizim böyle bir düşünce özgürlüğümüz var. Çok özür dilerim böyle bir şey. Ama her yaptığın yorumu herkes sevmez. O ayrı. Evet. Şimdi mesela Seren Serengil bir yorum yaptı. Çünkü o yorumcu. Ama karşı tarafı üzecek bir yorum yapmış belli ki. Hande Yener'in birinci sırada olduğu Telif Metre'yi doğru bulmuyorum diyor. Savaş çıktı ya. Bu ne demek? Bu Hande'yi üzecek demek. Hande'nin yapım şirketini üzecek demek. Ama bence Hande'yle gelişen bir şey değil. Benim duyduğum şu bir. Aylin mi? Benim duyduğum önce Polat Yağcı Seren'e bir sallamış. Öyle yani mi? Hande'nin yapımcısı Polat Yağcı. Ne ben demiş? Onu görmedim. Ya bayağı bir şey yani bayağı bir eleştirmiş, sert dalmış. Ondan sonra silmiş zaten. Hande topa girince o siliyor, Polat siliyor. Hande topa girince Polat Yağcı Instagram'daki paylaşımını siliyor ama bayağı bir şey yapmış yani ağır dalmış, çift dalmış. Sonrasında Hande topa giriyor Seren'in eleştirisi üzerine. Evet. Hatta kavgayı tetikleyen de bizim Aylin Coşkun'un şarkısı ki ben o şarkıya bayılıyorum. Bayılıyorum. Sen müthiş bana söyledin Aylin diye. Ben sana söyledim. Evet Aylin'in şarkı. Ben Cinderella, Cinderella. Şu şarkıyı bir Allah aşkına sana. Çalış. Şimdi bu arada o şarkıyla ilgili Seren Serengil'in yorumunu size ben hemen aktarayım. İşte Seren Serengil diyor ki sanki. Aylin Coşkun'un hani ben şarkısını duymadım bile ya da ne bileyim o kadar popüler oldum ki bu Telif Metre'de diyor Aylin Coşkun'da 3. sırada çıkıyor. Ya bu şarkıyla olabilir çok güzel bir şarkı. O şarkı çok güzel şimdi bir şarkı. Şimdi diyor Hande Yener'le de Aylin Coşkun yakın arkadaş. Şu Cinderella mı? Şimdi bu 3. bu birinci ben bu işi bir araştıracağım diyor. Bunu, mevzu bu araştıracağım demesi suç değil. Ama araştıracağım dediğinde karşı tarafı kırabilirsin mesela. Hani ilk ay sen bir liste koymuşsundur önüne araştırmışsındır. Evet. Ben sana dedim ki bu liste yalan. Ben araştırdım yalan dersem bu iddia. Ben senin listene inanmıyorum dersem seni kırabilirim. İddia değil ama kırabilirim. Sonrasında iş belden aşağı bir boyuta geçti of. Ki akıl almaz bir şey oldu. İşte o sonrasındaki noktaya geleceğiz. İki kadının kendini kaybettiği kadar sinirlerinin bozulduğu bir savaş. Buraya kadar normal yani her şey değil mi? Çok normal. O araştıracağım ya, diyor. Tabii ki çok normal. Hande Yener rahatsız oluyor ama sonra... Ya biz neler söylüyoruz dün, ya. Nihat. Efendim. Instagram'ında storiesinde Seren Serengil'in... Evet. Geçmiş yıllarda çekilmiş üstsüz bir fotoğrafını çok paylaştı. Çok, o fotoğrafı bak, kapatarak bak, verebileceğimiz kısmını bak, verebiliriz. Bak Hande'yi çok seviyorum. Seren'i de çok seviyorum. Bak ikisi de gerçekten ikisi de sevgiyi de hak eden insanlar. Seren çok kaliteli bir kadın. Bak gerçekten Türkiye'de mesela iyi üniversite okumuş müzisyenler dahi yok yani. Seren hem kültürlü hem piyano çalan aslında iyi bir sanatçı Seren yani. Çok kaliteli bir insan. Hande de şimdi dün burada söyledik ya işte mıy 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 ilkokul çocuğu gibi şarkı söyleyip yalandan telif metre vesaire ki onların nasıl şarkı sattığını ben inanamıyorum yani. Hande gerçekten Türkiye'nin en önemli vokallerinden, en önemli seslerinden. Bak Hande sanatçıdır Hande. Hande harbiden sanatçı. İki tane iyi bir şarkıcı. Çok çok iyi. Yani şarkıcı değil, iyi bir sanatçıdır yani. Hande Yener şarkıcı. Artık herkes şarkıcı olmuş. Hande sanatçıdır. Yani iki tane kaliteli insanın bu denli seviyeyi böyle bu boyuta getirmelerinden ben kendi adıma utanç duydum. Bak fotoğraf bu az önce geldi. Ben hiç yakıştıramadım. Seren Serengil bir cevap verdi. O cevabı da isteyeceğim arkadaşlarımdan ama Seren'in cevabı da olmadı. Yıllar keşke, önce güneşlenirken Seren... burası annesinin yazlığıymış. mayo izi çıkmasın diye de ne diyorsun Bircan? Ben bunu düşünüyorum abi. Şimdi Hande Yener şöyle paylaştı. Bu fotoğrafın altındaki paylaşımını söyleyeyim size. Seren metreye bakıyor yine göremiyor notuyla. Olmadı. Olmadı. Magazinin de bir paylaştı. Magazinin de tartışmanın da bir adabının olmasına şimdi, inanıyorum ben ya. Belden aşağı bu tarz bir görüntünün çok azılı düşmanlar tarafından birbirlerinin yapılmasına bile karşı çıkıyorum. Çünkü geçmişte herkesin
bir fotoğrafı var. Herkesin bir şeyi var. Bir yaşanmışlıkları var. Hepimizin, herkesin sakladığı, istemediği, geçmişte yaşadığı durumlar var. Ama iki kadının, Hande Yener'i çok severek parantez açarak söylüyorum. İki kadının kendi sayfasında bir de hem cinsini bu şekilde deşifre etmesi hiç hoş olmadı. Şöyle bir durum var. Hep söylediğim gibi haklı olmak var, haklı kalmak var. Birden haklı kalamadı işte. Haklıyken mi? İşte orada evet. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Seren de aslında Seren eline çok büyük bir koz aldı. Bazen bazen susmak hani Hande için söylemiyorum. Evet. Genel manada. Evet. Hande sen üzerine alınma ama edepsize verilecek en güzel edeplice şey susmak mıdır? Sessiz kalmaktır. Hı. Bazen sessiz kalarak da haklı olur insan. Bazen konuşarak da haksız olur insan. Yani belki de Seren çok önemli bir fırsatı da cevap vererek kaçırmış oldu. O cevap sen, neymiş bir göstereyim mi? Sen çünkü biraz diyorsun ki vermeseydi bu cevabı ya, diyorsun. Ben susardım. Serengile. O zaman bize yemin ediyorum cevap sizin abi. Yemin ediyorum bu sabrınız harika. Abi yani ben bazen yapamıyorum. Peki ben aslında esas susması gereken Hande Yener değil miydi? Yani çünkü Seren Serengil programında demiş ki ben bunu araştıracağım. Şöyle yüklenseydi daha iyi olmaz mıydı? Nasıl? Mıydı? Araştırdın mı Seren? Hadi araştırmanın sonucunu açıklasana. Doğru. Gibi yüklenseydi çıplak fotoğrafını bak, paylaşmak bunu, yerine. Bunu söyleyebilir kardeşim. Ben sanatçıyım. Az önce şimdi Ayşe Mine hanımefendinin okuduğu şarkıyla Tarkan'ın okuduğu şarkıyı getirdik. Ben hatta haksızlık oluyor. Cengiz Bey Ayşem zan altında kalıyor. Ta rejiye fırça attım bak ben. Benim reji benim takım arkadaşım bunlar ya. 1,5 senedir ben bunlarla aynı davaya kelle koymuşum ben. Hı-hı. Ha. Biz eleştiriyoruz ama yani bak aynı davaya kelle koyduk yani burada Bilal Özbilge ile burada hangi girilmez yerlere girdiğimizi, neleri gösterdiğimizi işin arka planında hepiniz biliyorsunuz yani. Arkada nasıl bizim dirençli, bizim arkamızda dağ gibi duran bir yapım ekibimiz var, doğru mu? Şükür. Bak yeri geliyor haksızlık gördüğüm yerde onları da eleştiriyorum. Canlı yayında yapıyorum bunu. Normalde canlı yayında yapmak doğru değil. Ama ben hak adınaysa birinin kulu hakkına girecekse ben giren benim arkadaşım dahi olsa ben arkadaşımı dahi eleştiririm. Tamam mı? Ama şunu söyleyebilir yani. Seren'in şunu söyleme hakkı. Seren zaten yorumculuk yapıyor. Bircan da diyor araştıracağım diyor. Bunda ne var? Evet abi. Bunda ne var o abici? Zaman ama bu belden aşağı savaşı başlatan Hande Yener evet, olmuş evet. Yani burada bakın şöyle bir şey var. Yani siz şimdi Demet Akalın'ı mecbur sokacağım bu işin içine. Sok. Siz Demet Akalın'la bir insan samimi diye. Evet. Seren Serengil'den mi bahsediyorsun? Aa. Demet Akalın samimi. Ya da Demet Akalın'la arkadaş diye bu yorumları onun yaptırdığını düşünüp bu tufaya düşerseniz tarihi bir hata yaparsınız. Yapmamalısınız. Demet Akalın sinirinden, Demet Akalın'ın ya da Hande Yener öfkesinden yapılan şeyler bazen objektifliğini kaçırabiliyor. Mesela çok sevdiğin biriyle dostsun diyorsun kesin o yaptırmıştır. Kesin. Hayır abi bu tam anlamıyla senin meselen. Bir de Seren'in kendi bir düşüncesi var. Şimdi tam da yerine geldin önce onu verelim. Evet. Hande Yener Demet Akalın'dan şüpheleniyor dediğin gibi. Evet. Ve bu açığı da bir paylaşımında veriyor. Onu getirir misiniz arkadaşlar? Seren ne demiş Hande acaba? Yener diyor ki bunu kimin yaptırdığını biliyorum vesaire. Bir paylaşımı vardı. Ben de bir taraftan bulacağım. Siz benden önce bulursanız ekrana verin lütfen. Evet bak orada bir şeyi var zaten Hande'nin. Oo, bir şey. Seren de Hande'nin başka bir şeyini paylaşmış. Evet. Gelecek ya, hepsi gelecek. Hiç gerek yok Seren ya. Ben gerçekten aktarıyorum arkadaşlar. Şey değil mi o? Ya, veriyor musunuz Hande Yener? Ha bravo. Sahnedeki şey. Evet gördüm. Çok kötü abi ya. Aman. Şimdi ha Aylin Coşkun'un paylaşımı geldi. Hande Yener önce bir paylaşımda bulunmuştu ya. Telif metre gerçek değil diyor abi, Seren ben metre. Ben bu topa giremem. Kusura bakmayın. TV'de mesela kimin arkadaşı? Kim konuşturuyor yani onu cahilce? Liste doğru değil diyor. Buna mı susalım? Topa giremem. YouTube'da da en çok ben izlendim diyenlere mi susalım? Albümüm çok sattı diyenlere mi susalım? Sonra yani burada kimin arkadaşı göndermesini Demet Akalın'a yaptığını herkes anlıyor tabii. Özür diliyorum ben bu seviyesinin içinde olamam. Ama ben şimdi Seren'in paylaştığı resimlere de baktım. Hande'nin paylaşımlarına da. Ben seviye çok yerlerde arkadaşlar. Yakışmıyor. Biz ne diyoruz? Sanatçı insan, aydın insandır. Öyle diyor felsefeci. Bir ülkenin yasalarını yapanlar değil, şarkılarını, türkülerini yazanlar yönetir diyor. Ama kusura bakmayın bu seviyesi. Bu nedir ya? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir şey daha seviyeli kaldı ha. O neydi o kadın? Bacısını sevdiğim neredesin diyen. Çatlak. Neydi çatlak? Vatan TV. Çatlak Şanzel. Şanzel adamsın. En entelektüel adam kaldı, insan kaldı. Şanzel Hanım'a da saygılar. Şimdi Nihat çok doğru bir şey söylüyor. Ya? Ben
Hindi'yi konuşalım abi. Ben Hindi her şeyin daha iyi. Zeki olanından yanayım. Olur mu ya? Zeki tartışma, zeki laf çarpıtma, zekice savaşma, polemik anlamında. Bu tam anlamıyla benden aşağı ve çok çaresiz bir görüntü. İki kadının da birbirlerini paylaşmasından olur mu son ya? Derece muzdarip. Kadınsınız ya. İkisini de çok seviyorum. Seren benim beşeri olarak da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hande de çok saygı duyduğumuz, bizi de hiç kırmayan bir dostumuz. Olmaz. Ama ikisinin de yaptığı büyük hata. Ya, şimdi abi. Sırayla gidiyoruz zaten. Arkadaşlar sırayla gidiyoruz zaten. Önce Telif Mete'ye inanmadığını söylemişti Seren Serengil. Sonra Hande Yener bu paylaşım yapıyor. Cahilce bunun arkasında da kimin olduğunu biliyorum. Arkadaşı kim diyor. Demet Akalın'dan şüphelendiğini söylüyor. Sonra da Seren Serengil'in oysuz çıplak fotoğrafını paylaşıyor. Hande Yener aslında zıvanadan çıkaran, sen az önce değindin, Demet Akalın'ın yaptırdığını düşünmesi ya da onunla yakınlığından dolayı Seren Serengil'in Şanzeli böyle yaptığını abi. Düşünmesi. Şanzeli buradan ben. Bu çıkıyor. Seren Serengil'in çaplak verdiği cevap şanzeli. Da gelsin. Evet o gelsin, onun üzerine konuşalım. Seren Serengil de bir video paylaştı. Bu Hande Yener'in paylaşımının üzerine şimdi o video geliyor. Buyurun. O da bir suç, tuhaf. Evet, Berna beni evden çıkartmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Çünkü biliyorsunuz uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Ve uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil. Ben 15 yıl önce falan annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken uzaktan çekilen bir fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. O yüzden umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi. Dedim ya şey oluyor insanlarda zamanla. Şimdi açıklamasında direkt Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını söylüyor. Yani direkt söylüyor. Bu artık yorumdan çıktı. Bu bir iddia artık. Onun iddiası ve bunu artık bu onun ağzından çıktıktan sonra bunu ispatlamak durumunda Seren. Ama size bir şey soracağım. Seren Serengil'in göğüslerini açması mı ayıptır? Bunu hemcinsinin paylaşması mı? Soru işareti. Yani ben Serin'in göğüslerinden rahatsız olmadım biliyor musun? Kardeşim güzel bir söz hiç var. Diyor olmadım. Ki estetik mi buldun? Hayır abi Serin'in göğüsleri beni rahatsız etmedi. Onun orada paylaşmak rahatsız etti. İki çıplak bir hamama yakışır. Söylemezsem olmaz masasına yakışmaz. Hamama mı? Hamama gitsinler. Hamamda her türlü kavgalarını yapsınlar. O kurnadan abi. Bu kurnaya. Bence bu gazla birbirlerini kendi parçalayabilirler. Çok iyi bir fikir değil gibi görünüyor Nihat. Abicim şimdi, benim hindim ne olacak? Yani bir şey söyleyeyim gerçekten bakın magazinel tartışmalar oldu. Hepimiz girdik. Yani şimdi eğer biz bu kadar bel altına falan girersek eğer Mevlana'nın güzel bir sözü var diyor. Camdan evlerde oturanlar başkasının evine taş atmasın. Bakın tekrar ediyorum. Burası çok önemli. Camdan evlerde oturanlar başkasının evine taş atmasın. Yani bu camiada hepimiz günahkarız. Hiçbirimiz evliya, enbiya, sahabe falan değiliz. Herkes günahkar. Eğer bu günahları deşmeye çalışırsak, eğer halının altındaki kirler çıkarsa birbirlerini rezil etmekten başka bir şey yaramaz. Birbirlerinin günahlarını mı deşiyorlar? Ya günah açmanın bir bu kadar olumlu geç insan hata da yapabilir. Bir de laf var yani bir söz var. Yani insanın günahından haberdar olursun da ettiğin tövbeden haberdar olmazsın. Belki adam ya tövbe etmişse ne bileceksin. Eskileri de orada da Necip Fazıl ne diyor? Üstada, üstad geçmişimi diyor ben aldım, burktum diyor bir çöpe attım. Çöp çünkü geçmişiyle alakalı soru sorulduğunda öyle söylüyor üstad. Ben geçmişimi aldım diyor bir çöpe attım çöpleri de ancak kargalar köpekler eşeler diyor. Ne gerek var bu işlere bu seviyesizliklere bu kadar? Ne oluyoruz yani arkadaşlar yapmayın ya. Gerçekten yani sizden çok şey götürdü bu. İkisinden de mi diyorsun? Ya olur mu ya şu Seren konuşurken ne kadar tatlı kız ya. Çok tatlı. Çok tatlı ya. Değil mi Allah aşkına? Ay, ya, tatlı tatlı anlatıyor. Ya. O kadar sempatik kadın yani. Şimdi Seren gibi ama yani? Bir şeyini, video konuşurken. Klibinden Hande Yener'in eski bir klibinden bir kareyi dondurup bir fotoğraf karesi paylaştı. Bu videonun peşinden de onu da verelim arkadaşlar. Ve diyor ki bu paylaşımında da çok seviyesiz Bircem valla yani bu kafalar hangi kafalar Hande notuyla tam ekran bir verir misiniz anlaşılmıyor böyle uzaktan izleyicimiz de görsün. Şimdi bu Hande Yener'in bir klibi işte orada ağzı bantlı Hande Yener'in yanında da bir adam var
falan. Hani böyle klip gereği bir sahne yapmışlar. Bu fotoğrafı da paylaşmış Seren Serengil. Bu kafalar hangi kafa diyor. Uyuşturucu içtiği iddialarını da söylüyor. Üzerine de bu fotoğrafı paylaşıyor. Ya, bu ne mani anlamadım. Yani uyuşturucu kafalarından bahsediyor. Neyse açıklaması daha fena. Bunda hiçbir şey yok da. Bir şey diyeceğim. Hande bu resmi koyduktan sonra birkaç saat sonra kaldırdı. Storiesinden. O üstsüz fotoğrafı evet. Seren Serengil. Kaldırırken de bir şey söyledi. Bunu ben değil Instagram müstesnam buldu ve kaldırdı dedi. Yani dalga geçmeye devam etti aslında storylerinde. Yani benim Instagram'ı bile kabul etmeyeceği kadar müstesnam dedi. Tamam da işin trajikomik tarafı da şu değil mi o zaman yani işin paradoksu? Hı. Yani bir Instagram'ı bile kabul etmemiş bu seviyesizliği. Instagram'ın kabul etmediği seviye, Instagram sosyal paylaşım bir site yani. Evet. Onun bile demek ki kendi içerisinde bir ahlaki kuralları var. Evet. Instagram'ın bile ahlaki bulmadığı bir şeyi Türkiye'nin çok önemli sanatçının paylaşması doğru mu? Hiç doğru değil. Yani hiçbir şekilde değil. Olmaz. Bence bir şey söyleyeyim. Bak Hande. Bir sanatçının değil bunu hiç kimsenin yapmaması lazım. Hande seni de çok seviyorum. Seren'i de çok seviyorum. Bak ikinizin de farklı özellikleri var. Evet. Çok önemli bu magazin dünyası için önemli figürsünüz. Çok önemli insanlarsınız. Çok iyi de insanlarsınız siz ya. İyisiniz yani. Çok ya. Allah aşkına bak. İkiniz efendim. Bu hale gelmiş olması. Ben inanamadım. Ben inanamadım. Gece duydum ben gece. Ben hiç uyku uyumadım bu arada. Bu iki isim değil yani. Yani bu. Asla değil yani. Ne oluyor ya? Bak yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu çok tehlikeli bir şey. Aylin Coşkun'la Hande Yener'in uzun süredir çok ciddi bir arkadaşlıkları var. Hatta onlar birbirlerine kardeşiz diyorlar. O kadar arkadaşlar. Ama iki kadın aynı kişiye birden öfkelenirse orada dünya yakabilirler. Olmaz abi. Birbirlerinizi gaza getirirseniz orada çok teknik hatalar yapabilirsiniz. Ama bak Demet Akalın da Seren Serengil de aynı şeyi yapıyor olabilir. Neden? O Seren Serengil'in hani Hande Yener'in uyuşturucu kullandığı iddialarının içinde yer aldığı video paylaşımını gösterdim ya size. Evet. Onu da Demet Akalın tamam, beğeniyor. Demet, bir şey like söylüyorum. Olmuş. O zaman like şimdi olmuş. Demet topa girecek. Demet'in de geçmişini eşleyecekler. Böyle bir şey olur mu? Ay çok kötü ya. Öyle bir şey olur mu? Demet evli, baklı, güzel de bir yuvası olan bir kadın. Ama Demet de her şeye zıplıyor abi. Demet de her şeye zıplıyor. Şimdi paylaşımlar burada da bitmiyor. Burada da bitmiyor. En son bir tane magazin bizim de çok sevdiğimiz dostlarımız Örfi Bilgin ve Volkan Öksüz'ün yapımcılığında olan çok sevdiğim kardeşim Sinan'ın soyadı neydi Bilal? Özedincik. Hayır. Hangi? Sinan'a da buradan selam olsun. Star Life'ın şeyi. Sinan Güzel. Sinan Güzel mi soyadı? Güzel. Çok başarılı, çok düzgün bir ekip. Kızı tanımıyorum. Sunan kızı. Tanımıyorum. Bir karar vermişler. Ekranda da güzel duruyor. Ya Demet en son ona şey yaptın artık ya. Bu ne? Don't yani. Bir de böyle bir Türkçeyi böyle acayip böyle bozma çıktı. Koca koca sanatçılar ülkenin aydınları olacak insanlar don't yani. Bir dakika kime yazdı? O kıza mı yazdı? Ya, bu kız kim? Alsınlar bunu ekranda. Tamam ya o zaman gel her şeyi siz yapın abicim. Örfi Bilgin, Volkan Öksüz, Sinan Güzel kardeşimiz işi bıraksınlar. Demet gelsin orada şey yapsın abi o zaman ya. Her şeye böyle hep onu söylüyorum abicim. Hep böyle kötümser bakmaya başladık. Yani adeta her şeyi çivi gören bir çekiç gibi bakıyoruz ya hayata ya. Eyvah eyvah. Çekiç. Kime ne kötülük kime. Ya biraz da kötüden. Ya bir gün Peygamber Efendimiz şeye gidiyor. Sahabeyle yürürken bir köpek leşi var. Köpek leşi ve kurtlanmış. Bakın kötüden iyi çıkar mı? Çıkıyor işte. Çıkartmışlar. Köpek kurtlanmış. Kurtlar artık köpeğin leşini. Sabah sabah da aklınızı helal edin. Yürürken de sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Nebisi, ne kadar da kötü bir görüntü. Kapkara olmuş artık bir leş haline gelmiş bir köpek kokuyor. Kurtlar üzerinde. Allah'ın Resulü bakmış o iğrenç görüntüden bile böyle yapmış. Öyle demeyin demiş. Ah şu köpeğin dişlerinin güzelliğine bakın. İnci gibi maşallah demiş. Bakın. Ya bir de iyi arayın ya. Ya bir iyi arayın ya. İyi arayın. Bunun üzerine iyi, trafik daha da çok karıştı ya. Biliyorsun. Demet Akalın'ın bu paylaşımını yapması üzerine birisi kim? Biri dedi ki sen herhalde evliliğin kötü gidiyor. Sen neden sürekli sağa sola karışıyorsun? Ha, o bir önceki o evet, ne dedi? Kim dedi onu? İlgili. Onu da bir tanıdık Yeşim biri söyledi. Yeşim Salkım ha özür diliyorum hayır, Yeşim abla. Demet en son şeyde de laf attı kadına. O kanalda da program yapan var mısın yok musun da neydi? Musel. Abicim her şeyde de. Musel Ergin'le de ilgili yalan ya. Üstelik de yanlış. Ya, yanlış bilgi verdi. Bebekle alakalı. Biraz şey bir frene basın ya bir frene. Vallahi bazen zaman zaman biz de o hatayı yapıyoruz. Beşinci viteste gidiyoruz ama artık toplum olarak şu kadar gerildiğimiz toplum mutsuzlaştı arkadaşlar. Geçim kaygısı, hayat pahalılığı vesaire. Mutsuz bir toplum haline bürünmeye başladık. Bak insanımız mutsuz. Şapkayı koyup bunu kabul etmemiz lazım. Ya bu mutsuzlukların içerisinde sanat ne için vardır? Sanat acıları dindirmek için vardır.
Ağıtlar neden yakılmış? Şarkılar neden yakılmış? Mutsuzluğa çare olsun. Ağıt dil dermanlarını getirirsin, destanlaştırırsın şarkılarını. Biraz hayata pozitivizm mi entegre edersin, empoze edersin? Tamam mı? İnsanlara umut verirsin. İnsanlar sanata, sanatçıya baktığında umut bulur, derman bulur. Gelecekle alakalı kaygılarını giderir. Daha güzel konsantre olur. Daha iyi şeylere, doğru şeylere yönelir. Aslında sanat budur. Benim sanatçım bile yani kötülükten beslenmeye başladı. Bu ülkede bir toplumda sanatçı da kötülükten beslenmeye başlarsa benim toplumum, milletimin o zaman her türlü cinayeti de hak diyeceğiz. Otobüs şoförünün de yaptığı hak diyeceğiz. 17 yaşındaki kızın çocuğunu satması da hak diyeceğiz. Nasıl bu karanlıkları aydınlığa çevireceğiz Allah aşkına? Sanatçı çevirecek. Sanatçının seviyesine bak ya. Şimdi böyle Hande Yener'le Seren Serengil polemi öyle bir noktaya gitti ki sanatçı devamındaki biraz, paylaşımları da ekrana getireceğim. Sanatçı toplumun aynası. Adeta birer araştırmacı, gazeteci gibi sanatçı, birbirlerinin geçmişini didik didik ediyorlar. Ya boşver geçmişin. Yanlış yapıyorlar. Telefonda yanlış. Sanatçı toplumun aynasıdır. Telefonda yanlış. Bakın. Telefon doğru. Bırakın telefonumu. Sanatçı toplumun aynasıdır. Maalesef eğer sanatçı buysa bu topluma kızmayın.